Mikrofon şöyle duracak. Durursa durar yani. Ay, evet. Aloha. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar ve aşırı derecede heyecanlıyım. Çünkü çok uzun zamandır böyle oturup bir video çekmedim açıkçası. Tabii ki siz hani her hafta böyle video geldiği için ben böyle pıt 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 hani çok işte her hafta video çekiyorum gibi düşünebilirsiniz ama tabii ki de zaman kayması oluyor. Zaten stoklu gittiğim de çok oluyor. Bazı videolar hazır oluyor, bazı videoları da öne almak istiyorum falan filan derken ben böyle oturup herhalde bir aydır video çekmedim. O yüzden böyle bir ekstra heyecanlıyım. Bu videonun da konusu Paris'e dair bilmeniz gerekenler olacak. Geçen hafta, yani bugün tam bir hafta oluyor. Bir hafta önce Paris'ten döndüm. Ve hani pandemi boyunca zaten gidememiştim. Şimdi birazdan size bahsedeceğim benim Paris'le olan ilişkimi. İlişkimden daha doğrusu ama böyle hazır ayağımın tozuyla gelmişken biraz size Paris'le ilgili bilgi vermek istedim. Paris. Ben böyle ağları açarak söylüyorum. Ama Paris'te denmez. Paris'le ilgili bilgi vermek istedim. Belki aranızda gitmek isteyenleriniz vardır ya da gitmeyi ileride düşünüyorsunuzdur ve biraz bilgi sahibi olmak istiyorsunuzdur. O yüzden böyle nacizane tecrübelerimden, deneyimlerimden ve düşüncelerimden bahsedeceğim. Öncelikle bugün ünlü Fransız yönetmen Jean-Luc Godard vefat etmiş. Onu öğrendim ve mekanı cennet olsun diyorum. Ben gerçekten severim o yönetmeni. Hani böyle en bayıldığım yönetmenlerden biri değildir ama muhteşem filmlerini izledim. Mekanı cennet olsun diyerek bu videomuza başlıyorum. Şimdi arkadaşlar benim Paris'le aslında ilgili maceram diyeyim ne zaman başladı? Hani Paris'ten bahsetmeden önce biraz ben size kendi hikayemden bahsedeyim. Ben hani belki uzun süredir kanalı takip ediyorsanız böyle ara ara hani ya da podcast'te en olmuş yani podcast'te de bahsediyorum. Fransız Lisesi'nden mezunum. Saint-Poucher mezunuyum. Ve genellikle hatta %90, yok %90 demeyeyim çünkü Türkiye'de de okumayı seçenler var. Ama hani Fransız Lisesi'nden mezun oluyorsanız genelde ya Türkiye'de okursunuz ya da Fransa'da okursunuz. Fransa'nın da tabii ki de hani orada okumayı tercih edenler değişik şehirlere gidiyorlar. Ve bizim zamanımızda da hani benim arkadaşlarımdan hani Fransa'ya gitmek isteyenler de vardı, Türkiye'de kalmak isteyenler de vardı. Fakat ve lakin Amerika'ya gitmek isteyen kimse yoktu. Ve ben hiçbir zaman Fransa'da okumayı düşünmedim. Çünkü dillerini yani Fransızcayı çok sevsem de öyle bizim lisede çok Fransız öğretmen vardı. Bana açıkçası çok iyi davrandıklarını söyleyemeyeceğim. Çok fazla ceza alırdım. İşte yani yarın, ertesi gün daha doğrusu sınav olurdu ve beni rötönü dediğimiz o cezalara çok bırakırlardı falan filan. Şimdi o konulara hiç girmeyeyim. Ama bayağı travmalarım oldu benim lise döneminde. Ve hem bu sebepten dolayı hem de her zaman sörfçü olmak istememden dolayı falan filan ben Fransa'da üniversiteye başvurmadım. Direkt Amerika düşünüyordum. Gel gelelim, bunu demişken de okurken lisede 16 yaşında bir 3 ay kadar yaz okuluna gittim. Ve yani dolayısıyla Fransızcam gelişti. Bu arada hani Kardelen kaç sene sürüyor lise diye bilmeyenleriniz varsa bizim zamanımızda 5 seneydi arkadaşlar. Böyle çok hızlı geçiyorum ki hani esas Paris'le ilgili olan kısma hemen geleyim. Ondan sonra ben Amerika'da üniversiteye başladım ve exchange öğrenci olarak 1,5 ay mı 2,5 ay mı hani orada bir Fransız hocayla beraber çalışıyordum işte okurken üniversitede. Hani Fransızca dersleri almıştım çünkü puanım yüksek gelsin diye. Çünkü ilk 2 sene işte orada bölümünüzü seçmiyorsunuz. 2 sene birçok dersi alıp son 2 sene Amerika'da üniversitede öğrenciyken en azından benim okuduğum üniversitede bölümünüze yönelik dersler seçiyordunuz. Dolayısıyla da o Fransız öğretmenim, çok da severdim, Lyonluydu, adını unuttum. O beni Paris'e gönderdi. Paris'e de çok yakın arkadaşım Binnaz okuyordu. Öyle bir 1,5 ay, 2 ay, 2,5 ay o zaman kaldım. Ve yine ara ara arkadaşlar lise dönemimde hani Binnaz Sorbonne'da hukuk okuduğu için işte Paris'te onu hep gidip geliyordum. Ve çok sevdiğim birkaç tane özellikle hani çok Fransız arkadaşım oldu ama Paris'te de birkaç tane arkadaşım oldu. Hatta yine liseden bir arkadaşımız Deniz.
İzliyorsan sana selam olsun diyeyim burada. Deniz bir dönem Le Marais bölgesinde Paris'te yaşamıştı. Ona da gitmiştim. Yani ben o kadar çok gittim ki sonra Londra'da üniversitede okurken Londra'dan zaten 2 saat süren trenler var. O zaman da gittim. Böyle böyle derken Paris'i, özellikle Paris'i, yani Fransa'nın birçok bölgesini gezdim ama en iyi bildiğim şehir Paris. Bayağı vakıf olduğumu düşünüyorum. Ve çok da fazla uzatmadan ama size böyle bir kendimle ilgili de genel bilgi verdikten sonra şimdi özellikle, öncelikle Parisliler hakkında düşüncelerimden bahsetmek istiyorum. Yani ben Parislilere karşı biraz ön yargılı demeyeyim ama aslında yargılı olabilirim. Çünkü çok fazla, yani çok kere gittiğim için tanıyorum, biliyorum artık nasıl davrandıklarını ve genel olarak hani %80 ya da 90'ı, bu tabii ki lütfen benim görüşlerim arkadaşlar, böyle alın. Hani Paris'te doğup büyüyenler biraz yukarıdan bakan ve kaba olabilen insanlar olabilirler diyeceğim. Çünkü ben özellikle yine hani o lise zamanında, üniversite zamanında ne zaman gitsem ve Fransızcamı geliştirirken Fransızca konuşmaya çalışsam diyeyim. Tabii ki de aksanım bir Fransız kadar muhteşem değildi. Genellikle hep İngilizce cevap veriyorlardı ya da böyle bir, yani değişik mimikleri var. Böyle biraz küçük düşürücü, aşağılayıcı. Hani bana kendimi genel olarak iyi hissettirmeyen daha doğrusu bir vibe'ları vardı. Dolayısıyla ben Parislileri, hani orada doğup büyüyenleri çok fazla sevemedim. Ama tabii ki de istisnalar var. Hani bunu da bir kenara koyuyorum. Hatta çok sevdiğim Paris'te arkadaşlarım da var dediğim gibi. Öncelikle şunu da belirtmek istiyorum. Hani hangi ülkeye giderseniz gidin, o ülkenin dilini bildiğiniz sürece zaten kendinizi yabancı olarak hissetmiyorsunuz. Yani ben mesela Almanca biliyorsam Almanya'ya ya da mesela İsviçre'nin Alman kantonuna gittiğimde kendimi yabancı gibi hissetmem. Dolayısıyla hani Fransa'da Fransızcam bir zamanlar bayağı iyiydi. Hani o lise zamanlarımda. Ama yine bu sefer gittiğimde anladım ki fena değilmiş. Hani unutmamışım sandığım kadar. Dolayısıyla Fransızca bilmek benim işimi çok kolaylaştırdı. O yüzden bunu da neden söylüyorum? Hani aranızda böyle yabancı bir dil öğreneyim. İşte Fransa'yı da seviyorum. Paris'e hep gitmek istemişimdir. Hani belki sadece 3-5 gün, bir hafta, 10 gün değil de bir sürede orada kalmak isterim falan diyorsanız bence yeni bir dil öğrenmek hem size bir şey katar. Hani benim çok ilgim var çünkü yabancı dillere. Hem de orada hani arkadaşlık kurarken ya da işte herhangi bir şeyler yaparken, günlük işlerinizi hallederken çok işinize gelir diye düşünüyorum. Bir de şöyle bir noktası var bu şehrin. Arrondismanlardan oluşuyor. Buna da bu arada vlogda bahsettim. Vlogu izlemediyseniz Paris vlog şuraya bir yerlere bırakıyorum. Oradan izleyebilirsiniz. Zaten ilk vlogu izleyin bence. Hani sonra Paris'le ilgili bu videoyu izlerseniz daha iyi olur diye düşünüyorum. Paris arkadaşlar arrondismanlardan oluşuyor. Ve bu ne demek? Şimdi böyle bir yuvarlak olarak düşünürseniz şöyle göstereyim Paris'i. Böyle küçücük ortadaki delik birinci, sonra ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci diye büyüyerek gidiyor. Ve ben oraya eğitim için gittim. Bu arada onlara girmiyorum hani vlogda zaten bahsettiğim için. Ama benim kaldığım yer 17. arrondismandaydı. Ya 16 ya 17, galiba 17.'deydi. Öyle hani gittikçe açılıyor ve banlieue dediğimizde o arrondismanlardan sonraki bölge olması gerekiyor. Tabii ki hani bunu söylemişken fiyatlar genel olarak çok yüksek ve ne kadar şehir merkezine yakınsanız kiralar da o kadar yükseliyor. Ve şu da var, yani zaten Paris balkonu diye geçer. Yani böyle bir tabir vardır, duymuşsunuzdur belki bazılarınız. İnanılmaz küçük balkonları olur. Böyle minnacık hani balkonları vardır. Genelde birçok evin olur. Ve hani dediğim gibi kiralar bayağı yükselmiş. Ben öyle birkaç yere baktım hatta gezerken. Genel olarak şehir de pahalı bir şehir. Hani bir kahve içtiğinizde de zaten hani euro TL farkını da göz önünde bulundurmayın derim. Benim böyle içim sızladı onu göz önünde bulundurduğumda. Ama hani orada ne kadar kazanıyorlar onu tam bilmiyorum. Tabii herkesin değişken maaşı var. Ama bana göre gerçekten pahalı bir şehirdi ve genel olarak bu videoyu çekmeden önce araştırdığımda da Avrupa'daki pahalı şehirlerden biri olarak geçiyordu. Şunu sorarsanız hani Kardelen, tamam ben hani gideyim Paris'e kaç gün kalmalıyım, işte bütçem ne olmalı ve nereleri görmeliyim derseniz de arkadaşlar, bana sorarsanız hani minimum 3 gece kalın derim. Hatta zamanınız varsa bir hafta 10 günde böyle yine rahatlıkla birçok yeri keşfetmiş olursunuz.
Bunun yanı sıra görmeniz gereken yerler nereler? Yani ben olsam hani ilk defa Paris'e gidiyorsam şöyle bir turistik olarak hani gezerdim, bir tur yapardım. İşte Louvre Müzesi, Notre Dame Katedrali, Champs-Élysées'yi gezebilirsiniz. Orada hatta en sonunda ben vlogda çektim. Arc de Ciel diyeceğim, o değil tabii ki. Allah Allah, adını unuttum. Adını unuttuğum o yer var. Şuralara koyarım hatta görüntüyü. Neyse orayı ve ben yine Le Marais bölgesini çok seviyorum. Orası çok turistik değil ama orayı, yani Le Marais bölgesine gidebilirsiniz. Zaten sizi oraya götürdüm ben vlogda. Bunun yanı sıra Sen Nehri'ne mutlaka hani hem tur alabilirsiniz orada, böyle Sen Nehri boyunca işte geziyorsunuz. Hem de orada çok fazla piknik yapan, oturan, sohbet eden insanlar var. Oralarda oturup işte sandviçinizi, yemeğinizi yiyebilirsiniz. Ve aynı zamanda böyle ressamlar, kitapçılar var hemen sol tarafta. Orası da bayağı turistik bir bölgedir. Orayı gezebilirsiniz. 37 köprü var bu arada Sen Nehri'nin üzerinde ve bayağı uzun bir parkur diyeyim hani yol. Bunun yanı sıra Montmartre'a gidebilirsiniz ve Pompidou'yu gezebilirsiniz, Pompidou merkezini ve tabii ki de Eiffel Kulesi'nin olduğu yere gidebilirsiniz. Ne kadar ayırmalıyım konusuna da açıkçası yani gerçekten bu çok kişisel bir konu. Hani yani ne kadar ayırabiliyorsanız, belki alışveriş yapmak istiyorsanız hani ona farklı bir bütçeniz olacak. O yüzden bu konuda çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Ama konaklama açısından size şunu söyleyebilirim. Belki faydası dokunur. Ben eğitim için gittiğimde dediğim gibi hani 17. arrondismanda kaldım. Daha çok şehir merkezinde kalırsanız ve tabii ki seçtiğiniz otelde bilinen böyle oteller olursa artıyor gecelik fiyatı. Ama benim kaldığım otelin geceliği hani 120 euro civarındaydı. Minicik bir odaydı. Zaten odayı da size çektim. Dolayısıyla Airbnb'de kalmayı tercih etmedim. Hani eğitimin olduğu yere çok yakın olsun diye. Eğitim Hayat Otel'deydi ve çok pahalıydı. 330 euroydu geceliği. Orada kalmaya bütçem yetmedi. Bir de zaten bütçem yetse de hani daha makul fiyatlı bir yeri tercih ederdim. O yüzden hani belki bu size biraz hani böyle fikir verebilir. Bunun yanı sıra tabii ki Airbnb de bir opsiyon. Ona da bakabilirsiniz. Bu videoyu bir de ben çekmeden önce hani yine şöyle bir baktım. Paris'le ilgili benim bilmediğim ve size söylemem gereken ya da ben böyle bir video izlerken hani neyi bilmek isterim diye araştırdım. En çok Nobel Edebiyat ödülü alan ülkeymiş Fransa arkadaşlar. Ve zaten yani Victor Hugo, Albert Camus, Emile Zola, işte Montaigne, yani çok fazla yazar var. Dolayısıyla yani eminim biliyorsunuzdur, hem yazarlar hem de ressamlar çok fazla Fransız olan. Ve tabii ki şey de demeyin, Kardelen işte Türk ressam yok mu, ne bileyim İngiliz yazar yok mu? Tabii ki var arkadaşlar, ama Fransa bu açıdan gerçekten gelişmiş bir ülke. Ve zaten hani özellikle ben Fransız lisesi çıkışlı olduğum için hani Fransız edebiyatına da zamanında bayağı vakıftım. O yüzden ona çok önem verdiklerini de biliyorum. Aynı zamanda okuma yazma oranı ülke genelinde %100'müş. Yani beni şaşırtmadı, normal. Çok fazla bu arada şey sanmayın işte Paris'te sadece böyle Parisliler yaşıyor gibi bir şey yok tabii ki. Lübnanlılar da var, Cezayirliler de var. Dünyanın her yerinden tabii ki gelen ve orada öğrenci olan, yaşayan, çalışan, ikamet eden bir sürü insan var. Hani çok kozmopolit bir şehir. Ve bunu demişken aslında şey aklıma geliyor. Benim Fransa'da en sevdiğim açıkçası hani şehir Bordeaux'dur. Ama oralardan bahsetmeyeceğim. Ben Bordeaux'a, Lyon'a, Bretagne bölgesine, oralara da gittim. Nice. Yani aslında belki başka bir videoda da eğer ilginizi çekerse oralardan da bahsederim. Ama çok zaman oldu arkadaşlar gideli. Böyle hatta biz bir tur mu yapmıştık çok eskiden Fransa'da, böyle arabayla gezmiştik. Yani çok güzel yerler var. Dolayısıyla eğer zamanınız varsa en azından bunu ona bağlayayım. Hani hem Paris'i gezin böyle belki bir hafta, hem de hani iki hafta mesela zamanınız var. Bir haftada Paris'ten belki araba kiralayıp işte Bordeaux, Lyon, Nice ve böyle başka küçük küçük kasabalar, köyler çok var. Ve gerçekten çok güzel.
Oralara böyle girip çıkabilirsiniz. Bir de şuna da dikkat etmenizde fayda var. Hani genellikle Paris'te ve tabii ki sanırım yani tabii ki demeyeyim ama Fransa genelinde de herkes Ağustos ayında yıllık izinlerini kullanıyormuş genel olarak. Dolayısıyla Ağustos ayında birçok müze, işte restoran falan kapalı olabiliyormuş. Ve aynı zamanda Temmuz-Ağustos ayı bayağı sıcak oluyor. Ocak-Şubat ayları da soğuk oluyor. Yani bu konuda da bilginiz olsun ve gitmek isterseniz belki hani Ağustos ayından başka bir ay tercih etmeniz faydalı olabilir. Yemeklerinden bahsedecek olursak, ben vejetaryenim. Eminim zaten hani aranızda vejetaryen olduğumu bilenleriniz vardır. Hatta vejetaryen olmakla ilgili bayağı yıllar önce bir video çekmiştim. Şuraya bırakırım. Vejetaryansanız Paris'te biraz işiniz zor. Hani genel olarak Fransa'da da işiniz zor. Çünkü çok et tüketiliyor ve özellikle deniz ürünü çok tüketiliyor. Vegansanız yani hem zor hem değil. Tabii ki de hani ben orada sonuçta 5 günlüğüne gittim ve çok fazla market gezme şansım olmadı. Hani nerede ne buluyorsam böyle aralarda yedim hani eğitimden çıkınca falan. Ama tabii ki böyle marketlerde bulabilirsiniz. Hani o açıdan zor değil ya da evde pişiriyorsanız çok çok daha kolay. Ama böyle bir restorana gideyim ben veganım dediğinizde opsiyonlarınız çok kısıtlı oluyor genel olarak. Bunu da söylemem gerekiyor. Şarapları muhteşem. Zaten hani Fransız şaraplarını birçoğunuz biliyorsunuzdur. Özellikle Bordeaux'dan geliyor. Bagetleri efsane. Yani baget ekmeklerine hastayım. Hatta bir sandviç yemiştim. Onu buraya bir yere bırakayım arkadaşlar. Bayıldım. Hani fotoğrafı duruyorsa eğer ki. İnanılmaz ya. Hayatımda yediğim en güzel sandviçlerden biriydi. Çünkü böyle içi çok dolgu olmuyor. Hani beyaz ekmek çok olmuyor. Bir de kıtır kıtır oluyor. Ay yani taze baget, Fransa'da yediğiniz baget kadar güzelini bence hiçbir yerde yememişsinizdir. Bir de tabii ki kruvasan. Kahvaltıları da genel olarak kruvasan, kahve, tereyağı ve reçelden oluşuyor hani Fransızların. Bunun yanı sıra soğan çorbaları meşhur. Hani soup d'oignon diye geçen ve aynı zamanda salyangozları da meşhur. Yani ay nasıl yiyorlar bilmiyorum. Neyse kimseyi yargılamıyorum. Seçimdir, tercihtir diyorum. Saygı duyuyorum ve bu konuyu geçiyorum. Biraz da ulaşım konusundan bahsedelim. Paris'tesiniz ve bir yerden bir yere en kolay nasıl gidersiniz diye soracak olursanız metro arkadaşlar. Ve bu arada metro, her yere metro var genel olarak hani. Şehir merkezinde diyeyim. Ama metrolarla ilgili bilmeniz gereken en önemli noktalardan biri çiş kokuyor metrolar. Ve yani fark edersiniz zaten, alırsınız o kokuyu. Hani bir ara böyle bayağı konuşuluyordu bu. Şeyi de söyleyeyim, parfümü de bulan Fransızlar ve o kadar pisleniyorlar ki bir dönem. Benim bildiğim kadarıyla, talihse zamanı olan bir bilgiydi bu. Hani o kadar kokuyorlar falan ve parfümü keşfetme ihtiyacı duyuyorlar diye de çıkıyor. Yani hani Fransızlar pistir demeyeyim şimdi, ben oraya çekmeyeyim konuyu ama çok fazla evsiz de var Paris'te. Bu arada demin görmeniz gerekenler derken bir yerde hani Moulin Rouge bölgesine de gidin. Niyeyse bir anda o da aklıma geldi. Hani özellikle gece görün ama çok dikkat edin. Çünkü yine Avrupa'daki en az tehlikeli şehirlerden biri olarak geçse bile yani oluyor işte hırsızlık olayları falan. Evsiz de çok fazla. Özellikle Concord bölgesinde böyle bayağı büyük bir metro istasyonu. Vlogda orayı da çektim. Hani evsizleri çok fazla böyle saniyelerce çekmiyorum ama gördüğüm yerlerde size göstermek için çektim. Yani bildiğim kadarıyla da evsizler hani tuvalet bulamadıkları için metrolara yapıyorlar ve böyle bir sorun var. Aynı zamanda ben bir yerde fare gördüm metroda ama hani artık ona çok takılmıyorum. Onu da söylemiş olayım. Bunun yanı sıra RER denilen böyle daha uzağa giden trenler var. Otobüsler de mevcut. Hani ben çok iyi bilmediğim için hangi otobüs nereye gidiyor onu çok kullanmadım. Bir kere kullandım sadece. Eyfel Kulesi'nde bir yağmura yakalandım. Bir de Uber. Ha, Uber kullanmaya çalıştım ama yok yani. Sanıyorum uzak bölgelere gittiğinizde, yani otelimden havaalanına gideceğim zaman hemen buldum. 50 euro civarına gittim. Ama böyle atıyorum 5 euroluk, 10 euroluk mesafede hiç Uber bulamadım. Taksilere de ben binmeyi tercih etmedim çok pahalı diye.
Bu da böyle aklınızda olsun. Bunun yanı sıra Paris dünyanın en çok ziyaret edilen şehirlerinden biri ve Paris'teki birçok ünlü yapı da UNESCO tarafından Dünya Mirası listesinde yer alıyormuş. Bu beni şaşırtmadı ama bu videoyu hazırlarken rast geldiğim bir bilgi oldu. Bunların yanı sıra başka size söylemem gereken ya da bilmenizin iyi olacağını düşündüğüm bir şey var mı diye düşündüğümde sanıyorum genel hatlarıyla bu kadarı yeterli. Eğer ki siz özellikle Paris'te yaşadıysanız ya da hani Paris'le ilgili benim söylemediğim, burada anlatmadığım başka konular varsa katkıda bulunmak istediğiniz, yorumlarda buluşalım arkadaşlar. Umarım özellikle Paris'e gitmek isteyenleriniz için ya da gidip hani çok da bilgi sahibi olmayan ve bir daha gitmek isteyenleriniz için faydalı bir video olmuştur diyorum. Eğer ki Instagram'dan da takip etmek isterseniz şuraya da buraya Instagram'ı bırakıyorum. Oradan zaten storylerden daha anlık olarak iletişimde olabiliriz ve ben belki hani Instagram'dan tabii ki paylaştığım kadarıyla biraz daha yakından tanıma şansınız olur. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni sevdiyseniz, desteklemek isterseniz abone olup bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Aynı zamanda her hafta cuma günü video geliyor arkadaşlar. Gelen videolardan da zaten haberdar olmak için bildirim açmanız yeterli. Cuma günü 6'da onu söyledim. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Bu arada başka gittiğim bir sürü ülke, bir sürü şehir var. Hani zaten gittiğim yeni ülkelere, şehirlere sizi yanımda götürüyorum ama böyle oturup size anlatmamı istediğiniz ülkeler, şehirler varsa onu da lütfen yorumlara yazın diyorum. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın. Hoşçakalın. Bir videonun daha sonuna gelmişizdir arkadaşlar ya. Ay. Bu arada şeyi söylemedim, onu atlamayayım. Bir metro bileti, yani bir gidiş bir kere bindiğinizde 1 euro 90 cent, bilginiz olsun. Bana çok pahalı geldi ama yapacak bir şey yok. Öyle.